Şimdi Çin'den satın aldığımız kofana, levrek gibi yırtıcı balıkları avlamak için kullanacağımız sahte balığı göstereceğiz. Şu şekilde biz biraz önce açtık. Çok basit bir ambalajı var. Herhangi bir broşür vesaire koymamışlar. İnternet sitesinden gördüğümüz bilgilere sahibiz sadece. Bu 13 santim ve 53 gram ağırlığında. İnternet sitesinde gördüğümüz kadar etkileyici renkleri var. Gözü çok gerçekçi. Malzemesi çok güzel. Ağzında bir pervanesi var. Buradan anlaşılacağı gibi içerisinde bir motoru ve bir pili var. Tabii nasıl şarj edeceğiz, nereden açıp kapayacağız diye düşündük. Etrafına baktık. İnternet sitesinde de pek fazla bilgi yok. Ama önce nasıl şarj edeceğiz noktasına baktık. Şöyle bir USB bağlantılı maşalarımız var. Ve bir de içerisinden şey çıkıyor, şamandıra çıkıyor. Bunun haricinde bir de iki tane yedek pervanemiz var. Şu şekilde ağzında kullanmak üzere iki tane de yedek pervanemiz var. İki yedek pervane, şarj kablomuz ve şamandıramız var. Şimdi nasıl şarj edeceğiz onu göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz bu maşalarda genelde kırmızı uç pozitif, siyah uç negatif olur. Burada neresi pozitif, neresi negatif? Tabii internet sitesine baktık. Çünkü içerisinden hiçbir broşür çıkmıyor. Şu üst kısım pozitif. Şurası negatif bağlantısı. Ama burada dikkat etmemiz gereken burada halkaya değil, bağlantı noktasına bağlamamız gerekiyor. Sonrasında tabii koruma şeyleri yok, plastikleri yok. Şeye dikkat edeceğiz. İğnelere. Sonrasında cep telefonu şarjımızı kullanıyoruz. Şu şekilde. Ve fişe takıyoruz. Fişe taktığımız zaman şarj olduğunu görebiliyorum. Çünkü bakın şurada kırmızı bir lamba yandı. Biz bunu şarj ederken internet sitesinde 2-3 saat şarjda kalması gerekir ve 1 saat kullanılabilir diyordu. 3 saat kadar şarjda tuttuk. Bu ışık sönmedi. Düşünüyordum ki şarj olunca ışık söner zannediyordum ama bizde olmadı. Siz denediniz mi? Kaçıncı saatte şarj söndü? Onu bilmiyorum. İsterseniz paylaşabilirsiniz. Bu şekilde şarj ettik. Yaklaşık bir 3 saat kadar durduk. Daha sonra şimdi herhangi bir yerde açma kapama düğmesi yok. Çok açıklayıcı bilgi de yok. İnternet sitesindeki bilgi şu. Suyun içerisinde otomatik yüzmeye başlar diyor. Biz de bu yüzden şamandırayı temsili olarak şöyle üst kısmından bir iple bağlayarak bir miktar suyun içerisine daldırdık. Şimdi sizinle onu deneyimleyeceğiz. Evet, şimdi balığımız bu şekilde. Görüyorsunuz eklem yerleri var. 1, 2, 3 noktadan eklemleri var. Herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Dediğim gibi şarj ettim. Su da otomatik olarak devreye gireceği söyleniyor web sayfasında. Bunun şeyi nedir, temeli nedir, sistemi nedir? Siz de düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Bakın şimdi denemesini yapıyorum. Tabi belli bir ağırlığı olduğu için suda yüzebileceği şekilde ipi kısa tutuyorum. Ve bir miktar şöyle bir yüzdürüyorum. Harika yüzüyor ya. Şimdi kafası dışarı çıktığı zaman hemen enerjiyi kesiyor. Muhtemelen içerisinde bir bilya sistemi var devreyi tamamlayan. Şimdi şöyle bir başlangıç yaptığınız zaman tekrar dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor.
Tabii sağa sola değdiğinde ve çarptığında ve yukarı çıktığında, kafası yukarı çıktığında devreyi kesiyor. Ben bunu Çin'den bir web sayfasından, Çin'den geldi web sayfası aracılığıyla aldım. Selahattin Ernaz sağ olsun Çin'den benim için bu alışverişi yaptı, benim için getirtti. Kendisine teşekkür ederim. Sizler de almak isterseniz arkadaşım satıcısı değil ama yol gösterir size. Teşekkürler.